Arkası Yarın. Anadolu, Çile Dolu, 1. Bölüm. Bu oyun, Şükrü Çeliker'in Öyle Bir Yaşam Ki adlı eserinden uyarlanmıştır. Yapım ve yönetim, Mehmet Köseoğlu. Seslendirme yönetmeni, İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt ve montaj, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ya Rabbim, şu sabah ezanları yüzü suyu hürmetine hakkında hayırlı olanı nasip eyle. Bu gidişle ölürsem yavrularım kime kalacak? Kim bakacak onlara? Ana, bugün yine kötü öksürüyorsun. Doğru söyle, öksürdüğün zaman döşün boğazın çok acıyor mu? Yok oğlum, acmıyor. Bunca az öksürükten ne olur insana? Sabahları gelip geçen bir illet işte. Sana yine koyun gözü toplayıp getireyim mi? Kaynatır suyunu içersin. Döşünü biraz yumuşatır. Sen beni boş ver kınalı kuzum. Ha, geç. Git de öksüreyim. Hadi sen emminin yanına git de. Sana bir şey demesin. Azığını hazırladım. Masanın üzerinde duruyor. Murtaza uyuyor mu? Uyuyor. İyi elleşme, uyusun. Daha çok küçük o. Hadi Ahmet'im. Sen de gecikmeden emmine yardıma git. Ah babam, ne olurdu ya dellerde kalmasaydın. Birkaç kuruş kazanayım, çocuklarıma daha iyi bakayım diye dert sahibi olup İstanbullarda ölmeseydin. Senin acından anam da dert sahibi olmazdı. Ne o? Köz köz geliyorsun gımbıl. Ayağının altından yumurta mı var? Geliyorum emmi. Senin kemiklerini kırmak lazım ya. Dua et ki kardeşimin yadigarısın. Kusura kalma emmi. Anam yine kötüleşti. Doktora götürebilseydik. Onun hastalığı verem oğlum, verem. Kim kurtulmuş ki o at kurtulsun? Doktor ne eyleyecek ki ona? Biliyorum. Boy Nehri Zehra teyze de verem olduğunu söylemişti. Ama şehirdeki verem hastanesine yatırsalar birkaç aya kalmaz dipdiri olur diyor. Boy Nehri Zehra nereden biliyormuş? Doktor mu kendisi? Hadi al cifti de tarlayı sür. Yürü. Peki emmi. Hadi, hadi bak. 15 güne kadar hasat kalkacak. Emmim hakkımızı verince hemen anamı hastaneye götüreyim. Allah kimseyi babasız bırakmasın. Kolay gelsin Ahmet. Kolay gelsin dediklen duymadın mı? Kusura kalma Mevlüt, duymadım. Hoş geldin. Ulan Mevlüt. Buyur baba. Lan oğlum, azık ne getirdin? Yarma çorbasıyla cücük pilavı. Getir de yiyelim ha, karnım da çok acıktı. Peki baba. Ahmet, öküzleri biraz koy ver. Hayvanların boynu dinlensin lan. Sen de gel aşını ye hadi. Sağ olasın emmi. Ben burada iniyorum emmi. Ne lan? Dinlendin mi yoksa ha? Öğretmenime bir şey danışacağım da. Sabahleyin gecikirsen bacaklarını kırarım bilmiş ola. Merak etme, gecikmem emmi. Kolay gele öğretmenim. Ne yapıyorsunuz? Bahçeye çapalıyorum Ahmet.
Sen nasılsın, ne yapıyorsun? Ben iyiyim de anam çok hasta öğretmenim. Ya, eskisinden daha mı hasta? Hem de nasıl, şimdi daha çok öksürüyor. Ağzından da kan geliyor. Hem de çok zayıfladı. O zaman onu hemen bir hastaneye götürmek gerekli. Ben de öyle diyorum ama yol yordan bildiğim yok. 15 güne kadar emmim hakkımızı verecek. O zaman anamı hastaneye yatırayım diyorum. Üzülme Ahmet. Ne zaman götürmek istersen yanıma gel. Hastaneye birlikte götürürüz onu. Sağ ol öğretmenim. Doktorlar anamı iyi edebilirler mi? Elbette çocuğum. Eskisinden daha iyi olur. Tıp şimdi çok ilerledi. Bir emriniz var mı öğretmenim? Emir değil de bir isteğim var Ahmet. Bak, sen ortaokulu birincilikle bitirdin. Senin liseye devam etmeni istiyorum. Nasıl devam edebilirim ki öğretmenim? Biliyorsun babam yok. Hem anamın hem de kardeşimin yükü omuzlarımda. Yoksa okumayı ben de isterdim. Sen mi geldin oğlum? Benim ana, nasılsın? Çok şükür, iyi. Murtaza evde yok mu? Yok, dışarıda oynuyor herhalde. Ben gidip de getireyim onu. İyi olur, ben de sofrayı hazırlayayım. Karnınız acıkmıştır. Dur dedim lan sana, gel buraya. Ver onu ana. Çocuklar kiminle kavga ediyor acaba? Sana. Ya. Aa, kardeşim Murtaza ne? Atlarını almışlar, dövüyorlar. Hey, bırakın kardeşimi. Bırakın. Utanmıyor musunuz üç kişi birden küçük bir çocuğun üstüne çullanmaya? He? Sen konuşma. Bırakın. Kardeşim bize küfretti. Yalan söylüyor, etmedim. Bırakın onu, bırakın diyorum. Etmedim. Şuraya bakın. Her tarafını kan içinde bırakmışsınız. Yürü hadi Murtaza, eve gidiyoruz. Onları dövmeyecek miyiz? Yürü dedim sana. Anam yemekleri hazırlıyor. Sakın kavga ettiğini söyleme. Kadıncağız zaten hasta. Onu daha fazla üzmeyelim. Bekir. Aa. Zeynep kadın çok hastaymış, biliyor musun? Biliyorum. Ne olmuş hastaysa? Verem diyorlar. Ölümcülmüş hastalığı. Gebersin gitsin. Sana ne bahane? Ölürse ne yaparsın bilmiyorum. Ben ne yapacağım? Götürürüz gömeriz mezarlığa. Başka ne gelir ki elimizden ha? Herif, herif. Kafanı çalıştır. Karnımızı doyurduğumuz tarla onun tarlası. Bizim tarla taşlık. Doğru dürüst bir şey yetişmiyor. Kadın ölecek olursa o verimli tarlanın sahibi oğulları olacak. Şimdi küçük diye akılları ermiyor ama... ama anaları ölünce köylü akıllarına girerse... onlar da babalarından kalan tarlasını isterler. Hakikaten be, ayrıya doğru söylüyorsun ha. İyi de ne gelir ki elimden? Çok şey gelir. Kadın ölmeden şehre gidip o tarlayı üstüne geçirdi. İyi, bir ara hallederim o işi. Havalar soğumaya başladı. Yakında kar yağmaya başlar. Yağdı mı da 6 ayda yollar kapanır. Kadın da bu arada ölürse vay haline... Onun için bu işin gününü yarına bırakma derim. Doğru diyorsun lan karı. Şimdi gidip Zeynep kadına yarın kendisini doktora götüreceğimi söyleyeyim. Bu arada tapu dairesine de uğra. Eline sağlık ana. Yemeklerin çok güzeldi. Afiyet olsun oğul. Biraz daha isteyeyim mi Murtaza? Yok yemem. Sen niye yemedin ana? Canım istemiyor oğul. Ben açarım. Aa, emmi sen mi geldin? Ben geldim, ben geldim. Selamun aleyküm. Anan evde mi? Evde. Hasta kadın nereye gidecek ki? Buyur gir emmi. Sağ olasın. Hoş gelmişsin Bekir abi. Hoş bulduk Zeynep bacı. Hasta olduğunu duydum. Bir yoklayayım dedim. Ayağına sağlık. Çay kahve ister misin? Yok yok istemem. Hastasın zaten. Otur bakayım şöyle karşıma. Batın benzin solmuş. Neye dönmüşsün hele bacım?
Derdini neye bana daha önce söylemedin? Çok hastayım Bekir abi, çok. Üzülme bacım, üzülme. Her derdin bir çaresi bulunur elbet. Ölmekten korktum yok abi. Ama şu iki yavrumu düşünüyorum. Ahmetme bacım, seni şehirde en yüksek doktorlara götürürüm. Bir haftaya kalmadan seni anandan doğmuşa dündürürler ha. Allah senden razı olsun Bekir abi. Ne diyeyim başka? Bekir emmi sağ ol. Hadi kalın sağlıcakla. Yarın sabah gelir birlikte şehire iner. Hayriye bacıma selam söyle Bekir abi. Olur olur söylerim. Kendine iyi bakasın ha. Sağ olasın. Aferin şu emme değil mi be ana? Allah biliyor ya, ben kendini gödü bellemiştim. Aklına kötü şeyler getirme Ahmet. Amca dediğim baba yarısıdır. Baban öldükten kelli bize kol kanat geldi. Tarlamızı sürüyor, ekip biçiyor. Allah'a şükür burada kuşa muhtaç etmeden geçinip gidiyoruz. Ama hiç kimse insanın babasının yerini tutamaz ana. Bugüne kadar Bekir emmimin ağzından bir tatlı laf işitmedim. Hiç bu kadar kalabalık bir yer görmemiştim abi. Şehir burası Murtaza. Şehir dedin mi hep kalabalık olur. Ah işte aradığım yeri buldum. 8. noter. Önce buraya gireceğiz. Bizim noterde ne işimiz var ki emmi? Anamı hastaneye götürmeyecek miydin? Götüreceğiz, götüreceğiz oğlum. Ama önce noterde ufak bir işimiz var. Noterde ne işimiz var ki Bekir abi? Bir kağıda imza atacaksın Zeynep bacı. Hiç de önemli değil. Ne kağıdıymış bu? Yahu vekaletname vereceksin bana. Halini görüyorsun, hastasın. Zırt pırt inemeyiz şehire. Bana vekaletname verirsen senin adına yapılacak her ne iş varsa yaparım. Benim adıma yapılacak ne iş var ki? Mesela şimdi seni buradan doktora götüreceğiz ya. İlaç yazacak sana. İlaçların bitti mi bu halinle bir daha doktora gidemezsin. Ama vekaletname verirsen ben şehire iner bütün ilaçlarını alırım. Bunun gibi senin yapman gereken ne varsa işte yani. Ona Allah benzer. Razı olsun. O zaman vekalet mi neyse onu çıkartıp vereyim sana. Heh, sağ ol gel hadi bak noter bu binada. Evet, vekaletname işini halletti. Bundan gayrı gözün arkada kalmasın bacım. Senin adına yapılacak her ne iş olursa ben yapacağım. Sağ ol Bekir abi. Sen de olmasan bizim halimiz nice olur. Çok kötüyüm ben. Ana, anam ne oldu? Tıkandım oğul, tıkandım. Hayır, adım atacak halim kalmadı. Sak dişini Zeynep bacı. Hastaneye gidiyoruz işte bak, az kaldı. Ben ölüyorum. Nefes alamıyorum. Ana. Anacığım. Canım çıkıyor. Ana. Ana. Emmim anam ölüyor. Şu hastaneye bir an önce varalım ne olur. Lan oğlum biz ne yapıyoruz burada ha? Sallanan sallanacakları gitmiyoruz ya. Ananı hastaneye götürüyoruz işte. Ana, ana neden ses vermiyorsun ana? Emmim, anam gıplaşmıyor, öldü mü yoksa? Lan çekil başım şöyle kenara. Yok oğlum yaşıyor bu, yaşıyor. O zaman hemen bir araba tut da koyup hastaneye götürelim emmi. Tamam lan, tamam tamam. Anam, güzel anam, bahtsız anam, Allah'ım ne olur anımı bize bağışla. Kes lan zırlamayı, sen ne biçim erkeksin be. Kardeşim Murtaza'ya bak, hiç gözünden yaş damladı mı şimdiye kadar? O daha küçük emmi, bir şeyin farkında değil.
Hastane dedin, doktor dedin, getirdik işte. Ananı içeride muayene ediyorlar oğlum. Ölmedi ya. Hemşire, hemen buraya gel. Ağır bir tüberküloz vakası var. Yoğun bakıma mı alalım? Evet, durumu hayli ağır. Kısa aralarla oksijen verin. Nefes yollarını temizleyin. Peki doktor bey. Bir dakika. Şu reçeteye yazdığım iğnelerden birer tane de damardan yapın. Koluna da serum bağlayın. Peki efendim. Şimdi iğneli serumları alır gelirim. Doktor bey, hastanın nesi varmış acaba? Durumu oldukça ağır. Kan kusuyor. Vay. Sen nesi oluyorsun bu kadının? Yengem olur beyim. Bu çocuklar da yeğenin? Evet beyim, babaları öldüğünden beri ben bakarım onlara. Bir de utanmadan bakıyorum diyorsun. İnsan kardeşinin ailesine böyle mi bakar? Ben ne ettim ki doktor beyim? Neden hastayı vaktinde getirmedin? Serde cahillik var beyim. Öksürünce biz gripinden insanmıştık. Grip sandınız öyle mi? Bu kadın verem efendi, verem. Hem de ilerlemiş durumda. Ne ciğer kalmış ne de bir şey. Doktor amca, o benim anam. Ne olur söyleyin, yalvarırım. Ölmeyecek değil mi? Ağlama yavrum, elimizden geleni yapacağız. Kölen olayım doktor amca, söyle. Anam ölecek mi, ölmeyecek mi? Anadolu, Çile Dolu adlı oyunun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.